Sayın milletvekilleri, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bugün Türkiye bir yangın yerine dönmüştür. Marketlerde, pazarlarda, bakkallarda, manavlarda fiyatlar füze gibi yükselmektedir. Bütün ürünlerde korkunç zamlar yaşanmaktadır. Ülke perişandır ve mahvolmuştur. Elbette bunun bir sorumlusu vardır. Bu sorumlu mevcut hükümettir. Ne yapacağını bilmeyen, ikide bir politika değiştiren, bir istikrarlı çözüm yolu ortaya koyamayan mevcut hükümet bu işin sorumlusudur. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanlığı sorumludur. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi sorumludur. Bu sistemle, bu yapıyla ve bu anlayışla bu ülkenin hiçbir sorununun çözülemeyeceği anlaşılmıştır. Bakın, son dönemlerde ortaya attığı yeni politik çizgiye göre hükümet ne diyor? Faizleri düşüreceğiz, döviz kurunu yükselteceğiz, sonra üretim artacak, ithalat azalacak, ihracat artacak, istikrar sağlanacak, cari fazla verilecek diyor. Değerli arkadaşlar, sadece kur artırmakla, döviz kurunu füze gibi sıçratmakla bu söylediklerinin hiçbiri gerçekleşmez. Önce bu ülkedeki firmaların yapısı nedir? Durumu nedir? Türkiye'nin üretim yapısında hangi sorunlar var? Bunların nasıl aşılması gerekir? Bunları dikkate almadan rastgele kura, cari açığa vurgu yaparak bu ülkedeki hiçbir sorunu çözemediğiniz gibi bütün sorunları da derinleştirirsiniz. Nitekim bugün Türkiye'de yaşanan bu tablodur. Bakın değerli arkadaşlar, bunu söylüyor ama hükümet meclise getirdiği bütçe dokümanlarında da tam tersini söylüyor. Cari açığı kapatacağız diye birkaç aydır nutuk atıyorlar. Bütçe dokümanlarına bakıyoruz, 2022 yılında 47 milyar dolar dış ticaret açığı var. 21 milyar dolar cari açık var. Bu yetmiyor. 2023'te de 2024'te de hem dış ticaret açığı var, üstelik 54 milyar dolara çıkıyor, hem de cari açık var. Şimdi ya sizin bütçeniz yanlış veya söyledikleriniz yanlış. Bir karar verin artık canım. Bir karar verin. Böyle kararsız yönetilmez ülke. Ülkeyi yönetenlerin politikalarında kararlı olması lazım, ne yaptığını bilmesi lazım. Ama ne yaptığını bilmeyen bir hükümet var. Bakın sadece iş burada kalmıyor. Diyorsunuz ki bak işte son birkaç aydır cari fazla verdik. Değerli arkadaşlar, üretim yapısını düzenlemediğiniz takdirde Türkiye'de her kriz döneminde bu cari fazlalar oluşmuştur. 94 krizinde de, 2001 krizinde de, 2014 krizinde de şu anda da biraz cari fazla var. Ama üretim yapısındaki sorunlar giderilmediği için bir süre sonra bakıyorsunuz ki yine kronik dış ticaret açığı, yine kronik cari açık devam ediyor. O bakımdan söylediklerinizle yaptıklarınız doğru değil. Aman sanayi üretimi artırıyor. Aynı şey yani kriz dönemlerinde daha önce de yaşanmış. 2008-2009 krizinde, 2018-19 krizinde, hatta 2001 krizinde sanayi üretiminde belli bir artış trendi görülürken sonradan kısa bir süre sonra tekrar düşmeye başlamıştır. Nitekim son verdiğiniz veride de sanayi üretim artışında düşme trendine girildiği görülmektedir. Onun için politikaların kalıcı olması lazım. Firmaların yapısını bilmeniz lazım. Üretim sorunlarını bilmeniz lazım. Bakın 860 bin şirketin giderleri incelenmiş. Faiz giderleri toplam giderler içinde sadece %3. Biz faizi düşüreceğiz, şirketleri, ihracatçı ayağa kaldıracağız diyorsunuz. Arkadaşlar, giderleri içerisindeki faiz payı sadece %3. Ama kur şirketler açısından daha büyük bir bela. 122 milyar dolar
kur açığı var ve bu şirketler 586 milyar Türk lirası zararla, kur zararıyla karşı karşıyalar. Bunu dikkate almadan bilmem rekabetçi kur vesaire, bu böyle olmaz değerli arkadaşlar. Ama bir başka şey var. Bu söylediklerinde de istikrarlı ve düzenli politika uygulayamıyorlar. Aman kuru yükseltmemiz lazım. Politika faizini düşürüyorlar. Bir de bakıyorsunuz ki kuru düşürmek için de dört sefer piyasaya Merkez Bankası'nın kendisine ait olmayan dövizlerini sürmek suretiyle kuru düşürmeye çalışıyor. Ya aynı politika uygularken bir politika aracıyla kuru yükseltmeye, öbür politika aracıyla kuru düşürmeye çalışır mı bir hükümet? 3 kere politika faizini düşürüyor, 4 kere piyasaya döviz veriyor. Arkadaşlar bir karar vermesi lazım. Bakın bu hükümetin ne yaptığına bir karar vermesi lazım. Gelelim faiz meselesine. Burada da sorun var. Nas var diyor sayın hükümet faizle ilgili. Ama doğru söylemiyor. Neden doğru söylemiyor? Birincisi, bu hükümet faizi düşürmüyor. Bu hükümet politika faizini düşürdü 3 kez. Politika faizini. Ama hazinenin borçlanma faizini artırıyor. Politika faizi nedir? Merkez Bankası'nın bankalara para verirken uyguladığı faizdir. Sizin düşürdüğünüz faiz bu. Ama hazinenin borçlanma faizini artırıyorsunuz. Nitekim daha geçen gün hazine borçlandı. %15'le Merkez Bankası'ndan aldığı parayı hemen birkaç gün içerisinde bankalar hazineye %27.7 ile, yani %51 karla verdi. Devletin bir cebinden aldığı parayı devletin öbür cebine koydular ve %50 karı yaptılar. Hani faizi düşürüyordunuz siz? Veya bakın, taşıt kredilerinin faizleri artıyor. İhtiyaç kredilerinin faizleri artıyor. %23-24'e çıkmış. Hani faizi düşürüyordunuz? Nasıl olduğu için düşürüyordunuz? Elbette şunu söylemek istemiyorum. Siz kitabın bir kısmına iman edip de bir kısmını inkar mı ediyorsunuz demiyorum. Öyle bir şey yok. Ama Nas'tan bahsedecekseniz bir Nas da ben vereyim. Saf suresinin 2. ayetine bakın. Ya eyyühellezine amenu lime tegûlûne mâ lâ tef'alûn. Yani yapmadığınız şeyleri niçin söylüyorsunuz diyor. Niçin söylersiniz yapmadığınız şeyleri? Değerli arkadaşlar, ama iş burada değil. Bak Cübbeli Ahmet Hoca bile uyardı hükümeti. Böyle naslardan bahsetmeyin. İnsanları dinden soğutuyorsunuz dedi. Ama sayın hükümet bir süre sonra da büyük bir sefalet var. Ülke bir yangın yerine dönmüş. Kendi beceriksizliği ve yanlış politikalar yüzünden ülke bu duruma gelmiş. Bunu telafi etmek için yine bir Nas'a sarıldı. Rabbimiz sizi biraz korku ve açlıkla mallardan, canlardan ve ürünlerden eksiltme ile sınarız buyurmaktadır dedi. Değerli arkadaşlar, bakın halkın canından bezdiği, canından bezdirdiğiniz bir dönemde böylesine ayetler okuyarak insanları dini mübini İslam'dan soğutamazsınız. Bu yanlış bir politikadır. Bu neye benzer? Hazreti Ali'nin ifadesiyle belli bir grubu tanımlarken, onlar Allah'ın hak kelamını batıl murad ederek söylemektedirler demişti. Onun için batıl konularda hakkı murad ediyormuş gibi konuşulamaz. Bu yanlıştır. Ve bu yanlışlık elbette ülkeye zarar verdiği gibi hükümet edenleri de yanlış bir kulvara sokmaktadır. Bakın size Osmanlılar döneminden bir örnek vermek isterim. Eskiden elektrik olmadığından camilerde değişik yakıtlar kullanırlarmış. Zeytinyağı vesaire gibi. Basra taraflarında bir camide zeytinyağı kullanılırmış. Yastı namazından sonra imam efendi dışarı çıktığında dışarıdaki kandillerdeki zeytinyağının sürekli bittiğini görürmüş. Bir gün şüphelenmiş ve
Buyurun, buyurun. Gizlenmiş. O arada bir sakallı hacı amca gelmiş. İmamın yağ koymak için orada bulundurduğu merdivene çıkmış. Koynunda taze bir somun. Almış somundan bir parçayı. Demiş ki el beytü beytullah. Cami Allah'ın camisidir. Ez zeytü zeytullah. Zeytin de Allah'ın zeytinidir. Kül ya Hacı Abdullah demiş. Öyleyse sen bunu ye. Ey Hacı Abdullah demiş. Ya bastıra bastıra ekmeğini yerken imam şaşırmış. Ama sonra çıkmış ortaya demiş ki el beytü beytullah. Haklısın Allah'ın evi. Ez zeytü zeytullah. Zeytin de Allah'ın zeytini. Ona da haklısın. Ama demiş et topbuzu min indillah. Bu topuz da sana Allah'tandır. Yetehammelana ya Hacı Abdullah demiş. Sen artık tahammül et ey Hacı Abdullah demiş. Yer misin yemez misin? Dayak atmaya başlamış. Öbür tarafta